Çünkü biliyorsunuz şu saatlerde biz eş başkanların, belediye başkanlarının adliye çıkarılmasını bekliyoruz. Eğer olağanüstü yeni bir karar almazsa savcı muhtemelen adliye çıkarılacaklar ve gece yarısına doğru mahkeme bir karar verecek. So, in this hours actually we expect them to start. Dolayısıyla şu anda uyguladığı yöntem olağanüstü hali kullanarak bunu darbe girişimde bahane ederek, gerekçe göstererek bütün bu seçimle kazanamayacağı her şeyi gasp etmeye, ele geçirmeye çalışıyor. 17 büyük belediye buraya bağlayın aynı zamanda ve bu belediyelerin hepsine el koymuş sayılıyor buraya el koyunca. So, plus the issue at stake is there are 70... Ve şimdi o öylesine bir hale getirmeye çalışıyor ki yani buradaki bütün belediye hizmetlerinin de aksayacağı bir şekilde ve partimize fatura edileceği bir şekilde bir süreç işletiyor. Uzun yıllardır belediye hizmet yapmasın diye uğraşıyorlardı. Mali baskılar, yargı baskısı, işte soruşturma baskılarıyla belediyemizi karalamaya çalışıyordu ama buna rağmen halk desteğini azaltamadı. So they have in fact those services from being delivered. Şimdi muhtemeldir ki yargı üzerine bir baskı oluşturarak ve kendine bağlı olmayan yargıçları da tasfiye ederek kurduğu yargı ağıyla hepimizi bir şekilde ya tutuklatarak ya siyaset dışı bırakarak ya siyaset yasağı getirerek HDP'yi önümüzdeki seçimlerde bypass etmeye çalışacak. We expected to follow the high standards. It's as simple as that. Bir darbe girişimi gerçekleşmiş olabilir ama yine de bu insan haklarının ve bir takım temel ilkelerinin askıya alınmasını illaki gerektiren bir durum değil. Elbette Türkiye bir Avrupa Birliği'ne aday bir ülke sonuçta. Biz de kendi perspektifimizden bu ülkelerin uygulanıp uygulanmadığını, izlenmediğini takip etmek zorundayız. And as you know very well, for us what is happening is a concern. The last arrests again of the two core mayors of Diyarbakir always are also a concern for us. I know also that the immunity of the MPs have been massively lifted. Almost all of your colleagues in the Turkish parliament have no immunity and charges with very clear political, political context.